Merhaba sevgili dostlarım, ben astroloğunuz Özlem Recep. Bu hafta öyle şeyler var ki anlatmak için sabırsızlanıyorum ama aynı zamanda 1,5 ay içerisinde öyle doğum tarihleri var ki onlar şansın ta kendisi olacaklar. Onlar ilişkide çok şanslı olacaklar. Hayatının aşkını kendilerine çekecekler. Belki de evlilik tekliflerini sürpriz bir şekilde hayatlarında yaşayacaklarmış gibi görünüyor. Evet, bu hafta neler var, gökyüzü bizlere neler söylüyor ve burçları neler bekliyor ve bu doğum tarihleriyle alakalı olan seneler nelermiş bakalım. Haydi bakalım başlayalım. Mars gezegeni Boğa burcuna geçiş yaptı. Önümüzdeki 1,5 ay yiyelim, içelim, para harcayalım, aman dünyaya bir kere mi geldik, canımıza değsin diyeceğimiz bir dönem olacak. Önümüzdeki döngü içerisinde o şanslı doğum tarihlerini şimdi açıklıyorum. 2000, 1988, 76, 52 ve 64'ler gerçekten şanslı olacaklar. Peki burçları neler bekleyecek bu döngü içerisinde? Sevgili koçlar, Mars'ın Boğa burcundaki sembolizması ile birlikte 45 gün boyunca para harcama isteğiyle hareket edebilirsin. Harcamaların artarken kendi isteğin ve özellikle uzunca zamandır ihtimal ettiğin, ihtiyacın olan konulara yönelmen iyi olabilirmiş gibi görünüyor. Bu haftanın ana konusu aile bağların, annen, baban ve yuvan olacak. Bu hafta senin için özel olacak konu beraberliğinle alakalı bazı sırlar ve gerçek niyetler ortaya çıkabilir. Peki ya boğalar? Sevgili boğa, Mars boğa sembolizmasıyla 45 gün boyunca hareket enerjin artarken kendini göstermek, spor yapmak, cinsel hayatını önemsemek isteyeceksin. Ancak bu dönem bir o kadar da kazalara açık olduğunu sakın ha unutma, dikkatini toparla. Bu haftanın ana konusuysa maddi kaynakların için önemli anlaşmalar gündeminde, bazı görüşmelerin içerisinden geçebilirsin. Para kazanacağın kaynaklar için önemli bir eğitim ve danışmanlıklardan yararlanabilir misin gibi görünüyor. Peki ya ikizler? Sevgili ikizler, Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte 45 gün boyunca gizli saklı olan düşmanların tetikteymiş gibi görünüyor. Onlarla alakalı stratejik planlar yapmalısın. Bu dönem gizli ilerleyen ya da ateşli hastalıklara biraz açık olabileceğin gibi hastanesel kontrollerle alakalı bir süreç seni bekleyebilir. Ayrıca kapalı alanlarda olacak olan önemli yakınların ya da önemli vakıflara yardımlarla alakalı konularda yardımlar yapabilirsin. Bu dönemi avantaja çevirmek için şunu yapabilirsin. Rakiplerini ezip geçeceğin enerjiler var. Çok sıkı çalış, kendini hedefine odakla, rakiplerini geçmek için fırsatları yakala diyebilirim. Bu haftanın ana konusuysa kendini yenileyeceğin, bu süreç içerisinde maddi kaynak artışlarıyla şanslı olduğun bir süreç seni bekliyor. İlişkilerinde değer gördüğün, değer vereceğin bir hafta olacak. Peki yengeçler? Sevgili yengeç, Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle 45 gün boyunca hayallerine hızlı adımlarla ulaşmak isteyebilirsin. Gökyüzüne ismini altın harflerle yazdıracaksın. Uzak yolculuklar, göç planları, düğün, kalabalık etkinlikler içerisinde kendini bulabilirsin. Bu haftanın ana konusuysa kendini izole ettiğin, ne varsa hakkımda hayırlısı dediğin, tam da önemli olacak olan süreçler seninle birlikte. Peki önemli bir rahatsızlığın varsa, önemli bir rahatsızlık süreci yaşanıyorsa bu hafta iyileştiğinin de haberini vermek istiyorum sana. Ve aslanlarla devam ediyorum. Sevgili aslanlar, Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle 45 gün boyunca kariyer hayatında hız kazanacaksın. Ancak dikkat etmen gereken konu ilişkilerin ve kendi kararların arasında iş hayatını dengelemek olacak. Bu döngü sanki anlaşmazlıklar varsa aile içerisinde ya da hayatındaki kişiyle ailenden birinin sıkıntı yaşama ihtimali de bulunabilir. Bunlara karşı biraz dikkatli olmak önemli. Bu haftanın ana konusu bazı kalabalık etkinlikler için yapılacak olan deniz aşırı yolculuklar olabilir. Özel hayatın açısından aldatılmalara karşı dikkatli olmalısın. Peki başakları neler bekliyor? Sevgili başak, Mars'ın Boğa burcu geçişiyle 45 gün boyunca uzak yolculuklar, yurt dışı, pasaport, uzak tatiller, yüksek eğitim ve mahkeme süreçleriyle alakalı olan konular gündeminde olabilir. Bu dönem sen ol, eşin, ailesiyle kavga etme enerjisine aman girme derim. Bu haftanın ana konusuysa kariyer hayatın için büyümek isteyeceğin, kalabalık ortamlar ve etkinliklerin içerisinde bulunabilir. Bu süreçler için uzak yolculuklar ve medya planlaması yapabilirsin. Peki ya terazileri neler bekliyor? Sevgili teraziler, Mars'ın Boğa burcu geçişiyle birlikte 45 gün boyunca kendi harcamaların çok fazla artacak ve harcamaların artarken kredi kartına borçlanma ihtimalin bulunabilir. Lütfen dikkatli ol. Bu süreci eşinle cinsel hayatınızı özen göstererek geçirmeniz sanki biraz daha iyi olabilirmiş gibi görünüyor. Bazı hareketler, belki bazı düşmanlar bu düşmanların içerisinde sen sıkıntı yaşıyorsan eğer ki biraz daha enerjini dengeleyerek korumak senin için önemli olabilir. Hayatında zor zamanlardan geçtiysen özellikle bu dönem içerisinde mutlaka psikolojik bir destek almak da senin için önemli olabilir diyelim. Bu haftanın ana konusuysa iş hayatıyla alakalı önemli görüşmeler, anlaşmalar, terfi ya da önemli bir hakkı alma döngüsüne geçebilirsin. Yükselmek için birileri sana destek verecek. Peki akrepler, sevgili akrep, Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte 45 gün boyunca dostunun düşmanını ayırt edeceğin çok özel zamanlardan geçebilirsin. Bu döngü senin için kimi nereye koyacağını çok net gösterebilir. Evliliğinde eski konuların açılmaması ve birbirinize biraz daha nezaketli davranmak çok önemli. Kavgalar artıyorsa yazlık bir yere kısa vadeli ev değişikliği yapın ve gidin, 2 ay gelmeyin. Bu enerjiyi yer değişikliğiyle birlikte sağaltın derim. Bu haftanın ana konusu bazı yolculuklar için para harcama olabilir. Gizli düşmanlarınla alakalı haberler alabilirsin. Eşinin ailesiyle alakalı maddi konuların içerisinde kendini bulabilirsin. Peki yaylar. Sevgili yay, Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte 45 gün boyunca iş ve çalışma hayatında alakalı önemli bir döngü seni bekliyor. Projeler artacak, zaman zaman ekip arkadaşların ve yanında evinde çalışanlarla alakalı bazı münakaşaların içerisinde kendini bulabilirsin. Bu haftanın ana konusuysa hayatında birisi bulunuyorsa birbirinize özel anlar yaşatmak isteyeceğiniz şahane bir dönem. Hatta tutku dolu bir dönem bile diyebilirim. Peki oğlaklara geçelim. Sevgili oğlak, Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte 45 gün boyunca özel hayatında yerinden oynayacak. Senin gibi işkolik biri çiçek açacak. Umulmadık çıkma teklifleri, seyahatler, romantik sözcükler kalbini ısıtacak. Bu haftanın ana konusuysa çalışma hayatında gelişen şartlar var. Ev ve düzenini nasıl etkileyecek bu durumlar ve bazı fırsatları dostların aracılığıyla seni bulması için şansın dönüyor. İlişkilerin ön plandayken önemli bir karar döngüsü de bu hafta seninle birlikte. Peki ya kovalar? Sevgili kova, Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte 45 gün boyunca aile içindeki dengeler oldukça önemli. Aile içi küslüklere karşı biraz daha dikkatli ve temkinli olman önemliymiş gibi görünüyor. Bu haftanın ana konusu iş hayatıyla alakalı şanslı para geçişlerinin hızlanacağı, çocuklarının hastanesel süreçleri ve aşk hayatındaki değişen konuların en yücesini ve değeri göreceğin bir hafta olacak ve olaylar seni bekleyecek. Peki balık? Sevgili balık, Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle 45 gün süreç içerisinde trafikte lütfen dikkatli ol. Hayatınla alakalı bazı sırlar var. Aman ortaya çıkabilir gibi görünüyor. En yakınlarına karşı biraz daha temkinli, en yakın arkadaşlarının arandaki mesafeye dikkat etmeli ve kimseye hayatınla alakalı açık vermemelisin. Bu süreç içerisinde bol bol kısa seyahatler, kısa eğitimler, anlaşmalar gündeminde olabilir. Bu haftanın ana konusuysa özel hayatınla alakalı yas tuttuğun konular bulunuyorsa bitiyor, geçmişte kalıyor. Aile ve yuvanın içerisinde özellikle çocuklarını ilgilendirecek olan konular içerisinden geçebilirsin. Tatil organizasyonları bulunabilir ve yolculuklar içerisinde de kendini bulabilir misin gibi görünüyor. Kalbin boşsa birileri vesilesiyle tanışmalarda, tanıştırılmalarda, o kişiden bahsettirmelerde gündeminde olabilir diyelim. Evet, 12 burcu sizler için anlattım. Hafta size şans, bereket, uğur getirsin sevgili dostlarım. Hoşça kalın.